Aynı iş yerinde çalışan çiftler, dikkat! Yargıtay'dan emsal bir karar çıktı. Kız arkadaşını öptüğü için çalıştığı mağazadan tazminatsız kovulan gencin açtığı dava, bakın nasıl sonuçlandı. Sevgilinizle veya eşinizle aynı iş yerinde çalışır mıyım? Tabii olur. Çalışmazdım. Neden? Öyle. Çalışırım, neden olmasın? Sarılabilir, öpüşebilir, vedalaşabilir. Onu da yapmamaları lazım yani. Yargıtay yine ilginç bir karara imza attı. İş arkadaşını öpmek tazminatsız kovulma sebebi sayıldı. Doğru olmadığını düşünüyorum. Kurallara uyması lazım. Tazminatsız kovulma sebebiymiş. Aynı iş yerinde çalışan çiftler dikkat. Çünkü bazı kurallara iş yerinde uymazsanız tazminatsız kovulabilirsiniz. Evdeki gibi olmaması lazım. İş yeri ayrı. İstanbul'da buna benzer bir olay yaşandı. Mağazada satış temsilcisi olarak çalışan adam hem sevgilisi hem de iş arkadaşı olan kadını öptü. O anlar güvenlik kamerasına yansıyınca da olanlar oldu. İş yerinde olduğu için aslında belli bir mesafenin olması lazım. Hoş olmayabilir. Mağaza bu olayla çalkalandı. Patron kız arkadaşını öpen çalışanı ahlaki kurallara uymadığı gerekçesiyle tazminatsız kovdu. Bizim şirketimizde yasaktır denilmişse ve buna rağmen böyle bir şey oluyorsa çıkarırdım yani. Ben olsam ben de çıkarım. Karar haksız. Eş ya da sevgili. Herhangi bir çalma yok, çırpma yok. Konu yargıya taşındı. Genç adam 12 yıldır çalıştığı iş yerinden haklı neden gösterilmeden kovulduğunu iddia etti. Ama işler beklediği gibi gitmedi. İş arkadaşını öpmenin genel ahlak kurallarına aykırı olduğunu belirten Yargıtay, iş yeri özel hayatı kapsamaz dedi, patronu haklı buldu. Çalışan tazminatsız kovuldu. Haksızlık olarak görüyorum. Bu bir kovulma sebebi olamaz bence. İşveren ihtarname çekiyor ve işine son veriyor. İşvereni haklı görüyor. İş yeri kurallarına aykırı bir durum var diyor. Herhangi bir tazminat alamıyor. Gerçekten son derece önemli. Ve emsal kararı niteliğinde. Yüksek mahkemenin kararına destek veren de çok, karşı çıkan da. Ben olsam ben de çıkarım. Haksızlık yani.